Ben Profesör Doktor Selahattin Kumru, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Aynı zamanda yüksek riskli gebelikler perinatoloji uzmanıyım. Bugün bence anne ölümlerinin önemli bir nedeni olan, doğum sonu kanamaların da önemli bir nedeni olan plasenta yapışma anomalilerinden bahsedebiliriz. Plasenta yapışma anomalileri normalde plasenta rahimin duvarına sadece bebeğin beslenmesini karşılayacak kadar, ona yetecek kadar belli bir miktarda yapışmakta, derinlere gitmemekte. Eğer plasenta rahimin duvarında daha derinlere doğru gidecek olursa bu sefer doğduktan sonra ayrılmasında sıkıntı olmakta. Yerinden ayrılamadığı için de durmadan kanama olmakta ve bu kanama yüzünden de gebeler yaşamlarını kaybetmekteler. Dünyada her 4 anne ölümünden birisi aşağı yukarı bu nedenle olmakta. 500 bin civarında anne öldüğü düşünülürse dünyada yılda, demek ki 125 bin tane anne bu kanamalar yüzünden kaybedilmekte. En çok sık gördüğümüz nedeni arka arkaya geçirilmiş rahim ameliyatları ve sezeryan tabii ki. Arka arkaya yapılan sezeryanlar, birinci, ikinci, üçüncü sezeryan. Sezeryan sayısı arttıkça plasenta yapışma anomalileri, plasentanın aşağı inme ihtimali artmakta. Bu da doğum sonu kanama, doğum öncesi kanama risklerini arttırmakta. Plasenta yapışma anomalilerinin tamamına yakını doğumdan önce, doğum eylemi gerçekleşmeden önce tanınabilir. Ultrason bunda çok duyarlı. Bizim kendi ultrason bakarken kullandığımız kriterler var, onları kullanıyoruz ve doğumdan önce, sezeryan yapmaktan önce biz plasenta yapışma anomalisi olabileceğini, kanama olabileceğini, doğum sonunda rahimin alınması ihtimalinin olabileceğini öngörebilmekteyiz. Gebelik boyunca normal takipleri yapıyor. Tabii ki kanamalar olabiliyor, gereken şeyler olabiliyor ama esas olarak tabii ki bebeğin büyümesini içeride ve doğumu beklemekteyiz. Doğum genellikle bunlarda gerçekten plasenta yapışma anomalisi varsa ve rahimin alınması gibi bir ihtimal varsa, hani 40 haftayı beklemeden, tabir yerindeyse 9 ayı beklemeden, 34. haftayı doldurduktan sonra rahim de alınacakmış gibi hazırlık yapılarak ameliyata girilmekte, sezeryen yapılmakta. Bunun ne önemi var diye sorarsanız eğer, 9 aylık bir gebelikte rahime giden kan miktarı dakikada yaklaşık 600 mililitre. Yani 10 dakika içerisinde vücudumuzdaki kanın tamamı rahimin o bölgesinden geçmiş gibi düşünün. Eğer hazırlıksız girerseniz kanamadan kaybedersiniz. Dolayısıyla hazırlıklı giriliyor. Rahim alınacakmış gibi ekip şeklinde giriliyor. Tabii ki idrar torbası yaralanması başka şeyler de olabilir. Ve hazırlıklı girilen bir ameliyatta tahmini olarak 1,5 litre civarında kanama olurken hazırlıksız girildiyse, ameliyat sırasında karşılaşıldı ve rahimin alınmasına böyle karar verildiyse 6 litreyi bulabilmekte kan kaybı. Bu da anne ölümü ya da annede ciddi sakatlıklarla beraber olabilmekte. Demin de söylediğimiz gibi esas risk grubu daha önce geçirilmiş rahim ameliyatı olanlar, ki sezeryanlar başta. Sezeryan önemli risk grubu. Her sezeryanda plasenta yapışma anomalisi riski artmakta. Ayrıca bir gebe daha önceki gebeliğinde bu anomaliyi geçirdiyse bir sonraki gebeliğinde daha çok riske sahip olmakta. Sadece düzenli takipleri yapılacak. Artı doğum kesinlikle tam teşekküllü bir yerde yapılması gerekiyor. Ve bu konuda tecrübeli bir ekibin olması gerekiyor. Hem anestezi bakımından hem kadın doğum bakımından, ihtiyaç olursa idrar torbası yaralanması, üroloji bakımından hazırlıklı iyi bir ekibin olması gerekiyor orada. Sezeryan zaten ihtiyaç varsa yapılmalı. Ameliyattır sonuçta. Riskleri normal doğuma göre daha fazladır. Biz de ihtiyacı olursa sezeryan öneriyoruz. İhtiyacı olmazsa, her şey normal görünüyorsa bizim de önerimiz normal doğum, vajinal doğum.